düşündüğünüz olmasın. Aklınızda lütfen soru işareti olmasın. 1 Ocak yetişmez, ertelerler mi acaba demeyin. 1 Ocak'tan bir adım geri atmalar. 1 Ocak 2017 bu sistemin yürürlük tarihidir. İster özel sektör çalışanı olalım, ister kamu çalışanı olalım. 5510 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 4A ve 4C bendine giren tüm çalışanlar kapsamda olacak. Kriter burada 45 yaşın altında mıyız, üstündeyiz. 45 yaş altı tamamıyla sistemde olacak. 1 Ocak 2017 itibariyle kapsama 100 çalışan ve üzerinde çalışan sahip firmalar giriyor olacak. 2018 yılında ise 50 çalışan ve 100 çalışan arasındaki kapsama dahil etmeyi planlıyoruz yine. 2019 yılında da 0-50. Yani 50 çalışan altındaki bütün küçük işletmeler, patron şirketler hepsi sisteme dahil olacak. Kesinti rakamı bireylerin ilgili ay, ilgili borcu dönemindeki prime esas kazançlarının %3 oranında olacak. Yani ben 100 lira kazanıyorum. İşverenle anlaştım. Her ay 100 lira brüt maaştan anlaştım. Ama fazla mesai de yaptım. Prim de aldım. O ay ikramiye de ödediler. 100 liram 120 lira oldu. 120 liranın %3'ünü kesiyor olacağız ve emekli şirkete gönderiyor olacağız. Takip eden ay hiç ikramiye yok, hiçbir şey yok, ek gelir yok, 100 lira. 100 lira üstünden %3'ü. Dolayısıyla aslında her ay prime esas kazancın değişmesiyle birlikte her bir birey adına farklı farklı kesintiler yapıp gönderiyor olacağız. SGK tabanının altında geliri olan tüm çalışanlar için formül çok net. Prime esas kazancın %3'ü. Açtığı noktada ise, yani buradaki örnekteki gibi 20.000 TL brüt ücret alıyorum. 20.000'in %3'ü 600 TL, 600 TL mi kesecek? Hayır. Orada SGK tabanıyla sınırlıyız. Yani 10.707,50 TL'nin %3'ü olan 321 TL'lik bir kesinti yapılacak o bireyin, o çalışanın maaşında. Yani kişi isterse daha fazla ödemek ödeyebilir. Bu işverene çok ciddi bir iş yükü getireceği için bununla ilgili sınırlama geliyor. Var şu anda taslakta. Yılda bir defa. Birisi kişinin maaşını ödediniz. En geç ertesi iş günü otomatik katkı payı geldi. Geldikten sonra çalışana ben bildirim yapmak zorundayım. Zaten bireysel emeklilik sisteminde de bu böyle. Yani sözleşme göndermek zorundayım. Sözleşmem bu. Tahsilatını yaptım. Sözleşmenin numarası bu. Hayırlı olsun. Zarfı gidiyor çalışana. Bu bildirim yapıldıktan sonra cermaklı başlar çalışanım. Sözleşmelerin yürürlüğü de tahsilattan önce olmadığı için bu tahsilatlar gelecek, o maaşlardan kesintileri alacağız biz, fonlara yönlendireceğiz. Kişinin sözleşmesi oluşacak, kişi ondan sonra cayma talebini emeklilik şirketine bildiriyor olacak. Dolayısıyla cayma süremiz aslında maaşla birlikte, yani maaşla kesinti yapıldı, tahsilata düştü, o tarih itibariyle başlayacak. 2 ayın sonunda değil, 2 ay içinde. Yani ocağın 5'inde maaş ödendiyse bana, 6'sında da otomatik katılım payım geldiyse 6 Mart'a kadar bir yerde cayma hakkımı kullanabiliyor olacağım. Çıkışta ise, çıkış ne demek? Çıkış yine bireysel bir çıkış gibi. 2 ay geçti, çıkmadım, yani caymadım. Ama aradan 1 sene geçti, cayma hakkımı kaybettim artık. Çıkmak istiyorum sistemden, vazgeçtim dedim. O zaman aynı şu an olduğu gibi, bugünkü gibi yatırdığım ana paranın tamamını alıyorum. Orada herhangi bir kesinti yok. Ama fonlarda değerlendi para. Burada da 10 lira oldu yine. 10 lira oldu. Emeklilik sistemini bir hatırlayalım. 10 yıldan önce sistemden çıktığımız zaman %15'lik bir stopaj kesintisi var. Yani getiri üstünden %15 vergi kesiliyor. Dolayısıyla 1 yıl sonra çıktığımda bu 10 liranın %15'ini keseceğim. Aradaki fark o. Burada aynen iade ettim 2 ay içinde. Burada ise 1,5 lirayı kestim. 8,5 lira ne var? 100 lira da ana para. 108,5 lirayı çalışabiliyor. Aradaki fark bu. Yani getiri üstünden kesinti var çıkışta. Caymada ise hiçbir kesinti yok. Olduğu gibi parasını iade ediyoruz. Cayma sürecinde çıkmayanlar, cayma hakkını kullanmadınız, 60 gün içinde çıkmadıysanız 1000 lira ek bir teşvik veriyor. Yani %25 zaten taahhüt etti. Onu her ay
tam belirtecek. Bir de 1000 liraya ayrıca aynı şekilde devlet katkısı olarak hesabınıza ödemeyi taahhüt ediyorum diyor. Evet, bu sizin ödemenizden bağımsız. Bunu da yine emeklilik döneminde %100'ünü alabilirsiniz. Yani 10 yıl sistemde kaldım, 56 yaşında doldurdum, emeklilik hakkı elde ettim. Getirilerimi, anahtarımı, getirisini, devlet katkımı, her şeyimi alıp sistemden çıkabiliyor olacağım. Bitmiyor. Emeklilik hakkı elde ettikten sonra da eğer sistemden toplu para almayacağım, ben emeklilik şirketiyle bir gelir sigortası imzalayacağım, bana emekli maaşı ödesin diyebilirsiniz. Bu ömür boyu olabilir, süreli olabilir, fark etmez. Eğer diyor paranı emekli şirketine bırakır ve yıllık gelir sigortası düzenlersen diyor, dönem sonunda ne kadar fonun var, ne kadar paran birikti, onun %5'i oranında da ben üstüne koyacağım. 100 bin liram biriktiyse 105 bin lira, 5'te ben koyacağım, 105 bin lira üstünden sana aylık bağlanmasını sağlayacağım.